Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sizlere herhangi bir video hazırlayamadıydım. Şimdi size bir video hazırlayacağım. Bu YouTube'dan müzik indirme programı. Ben senelerdir kullanıyorum ve çok memnunum. Umarım siz de memnun kalırsınız. Programın adı Media Human diye bir program. Ben şimdi sizlere nasıl müzik indirilir ve ayarlar nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Eğer videoya sadık kalırsanız bütün ayarlarını siz de yapmış olursunuz. Önce programı indiriyorsunuz. Google'a Media Human diye yazarsanız karşınıza çıkar zaten. Programı indirip kuruyorsunuz. Ben indirmiş kurmuştum. Şimdi açıyorum programı. Arkadaşlar program açıldıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bu gelen sayfada bakın şurada ikinci sırada alttan sol alttan ikinci sırada bir dişli göreceksiniz. Genel seçenekler diye. Buna tıkladığınız zaman böyle bir sayfa açılacak. Bu sayfada tercihler yazan yere tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra buradan genel işaretli olacak. Önce geneli işaretli olacak. Yani eğer başka bir yeri işaretliyse geneli işaretleyeceksiniz. Arkadaşlar buradan üstten 3 taneyi bakın panodan otomatik ekle, otomatik indir, bir tane otomatik kaldır diye seçenekler var. Bunları işaretliyorsunuz. Bunları işaretledikten sonra artık program siz YouTube'dan URL'yi kopyaladığınız anda direktman indirmeye başlayacaktır ve bitince de kaldıracaktır. İkinci şey olarak şuradan indire tıklıyorsunuz. Buradan indirme sayısını seçiyorsunuz. Bu birden 5'e kadar olan sayı aralığında olabilir. 5'ten yukarısını yapmayın çünkü bozuk indirebiliyor o zaman. Buradan da ses çıkışını ayarlıyorsunuz. Ses çıkışı yani indirdiğiniz müziklerin nereye inmesini istiyorsanız orayı seçiyorsunuz. Onun için de şuradan göz ata tıklıyorsunuz. Ben masa üstünü seçmiştim. Masa üstüne indiriyorum. Yok şayet masa üstüne inmesin de bir dosyaya insin derseniz o zaman şurada boşluktan bir yere sağ tık yapıyorsunuz. Yeni diyorsunuz. Klasör diyorsunuz. Mesela ben bu klasöre yeni bir isim vereceğim. Yeni inenler diye. Bunu klasörü seç dedim. Klasörü seç dedim. Bakın arkadaşlar şuraya yeni inenler diye klasörün ismi geldi. Şimdi bu buraya geldikten sonra buradan apply'e basıyoruz. Onu oraya artık sabitliyor. Okey diyoruz. Bu kadar. Ayarların hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi peki bunu deneyelim. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir URL yapıştır diye bir yer var. Sizin yapıştırmanıza gerek yok. Şayet siz programı müzik indirmeye başlamadan önce açıp da aşağıya şuraya aldığınızda o zaten otomatikman indirecek demektir. Ama diyelim ki ne? Müzik indirmeye başlamadan önce programı açmadınız. Açmadığınız zaman URL'yi kopyaladığınızda, programı açtığınızda, şuraya tıkladığınızda yine tekrar yapıştırır. Şimdi ben bunu aşağıya alayım. Şuradan YouTube'a bir gireyim. Bakın arkadaşlar bir görelim bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar YouTube'a girdik. Buradan bir müzik seçelim. Mesela bir tane sanatçıdan bir müzik indirelim. Şimdi buradan ne indirelim? Baha'dan bir eser indirelim. Şuradan Baha diyelim. Evet arkadaşlar. Burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama
bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Arkadaşlar bakın şurada bir 65 yazısı var. Görüyor musunuz? Şeyin üzerinde. Bu siyah alanın üzerinde bir 65 yazısı var. Burada yani buna tıkladığınızda bu videonun içerisinde 65 tane eser olduğunu gösterir. Bakın şöyle bir açalım bunu. Görelim. Bakın şurada bu videonun içerisindeki bütün eserlerin hepsi yazılı. Şunu bir durdurayım şimdilik. Bakın burada şu reklamı da atlayayım. Şimdi durdurayım. Bakın şurada bu videonun içerisindeki bütün eserler yazılı. Tek tek. Ha bunlardan sizde olan varsa indirmeyebilirsiniz. Tek tek de indirebilirsiniz. Bu programın en büyük özelliği bu 65 taneyi bir tek tıkla indirebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şunu bir küçülteyim arkadaşlar. Görelim. Şimdi bakın şu programı tekrar şurada bir açayım. Bakın arkadaşlar buraya çok iyi dikkat edin. Bakın şimdi ben bu URL'yi kopyaladığım anda şuraya gelecek bu ve burada iki tane şey açılacak. Yani iki tane yer açılacak diyeyim. Onun bir tanesi toplu indirme, bir tanesi tek tek indirme. Şimdi şunu kopyalayalım. Kopyala dedim. Bakın arkadaşlar şurada iki tane açıldı. Şuna tıkladığım anda bu 65 eserin hepsini birden indirecek. Bakın şuraya tıklıyorum. Bakın buna tıkladım. Bakın bütün eserleri buraya aldı. Görüyor musunuz? Bakın burada her indirdiğinde başladı diye yazıyor. Bir tane de bittidir. Bakın arkadaşlar burada farkındaysanız kurarken ben 4'ü işaretlemiştim. Bakın burada arkası arkasını indiriyor. Bakın çok hızlı bir şekilde ve arkası arkasına indiriyor. Yani sizin tekrar tekrar yapıştırmanıza gerek yok. Bakın 65 taneyi arkası arkasına indirecek. Eğer ki şuna orada çıkana tıklamasaydım sadece en üstteki ilk parçayı indirecekti. Bu bir dipnot olarak aklınızda bulunsun. Yani bu programın en büyük güzelliği, özelliği hem seri bir şekilde indirmesi hem videonun içerisinde kaç tane eser varsa hepsini birden kayda alıp indirmesi. Siz bir tek bir tıkla 65 eseri birden indirmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bu bayağı bir sürecek. Onun için ben şimdi artık burada durduruyorum. Kaç tane indirdiyse onu size göstermek istiyorum. Ben bunu kapattığım anda bu tekrar ilk açtığımda tekrar devam edecek buna. Yani indirmeye devam edecek. Ama ben bunların hepsini sileceğim tabii. Kapatıyorum bunu. Programı da kapatıyorum. Arkadaşlar programı da kapatıyorum. Hatta şu şeyleri indirmek istemediğimi silebilirim de. Tamam çık diyorum. Çıktı. Evet arkadaşlar bakın şuraya dosya yapmıştık. Ve bu indirdiği bütün parçaları buraya dosyaya sıralamış oldu. Yani bıraksaydım 65'ini de indirecekti buraya. Ya program bu kadar. Kullanması basit, ayarlaması basit, şeyi basit. Çok da hızlı indiren bir programdır. Umarım işinize yarar.